Selamlar, selamlar herkese. Bugün birlikte Nisan ayı içerisinde aldıklarımı teker teker inceleyeceğiz. Hepsini size göstermek istiyorum. Bayağı bir şey aldım ve bu ay aldığım her şeyden aşırı memnunum. Tabii ki bir iki tanesi hariç. Zaten yorumlarımı da sizinle paylaşacağım. Çünkü Nisan ayı boyunca aldıklarım olduğu için tabii ki de çoğunluğunu denedim. Hatta siz de işte reel'larda, videolarda vesairelerde gördünüz. Benden istediğiniz bir şey var. Hani bekletme, sen bizimle paylaş, zaten hani biz onları da izleriz dediniz. O yüzden ben de böyle kısım kısım tabii ki bu ürünlerden bazılarını size gösterdim. Biraz karışık açıkçası. İlk olarak kıyafet alışverişlerimle başlamak istiyorum. Pantene'in tight günleri vardı bu ay ve tightlar 100 liraya düşmüştü. İyi ki bu arada Pantene'in o tight günlerinde tight almışım kendime. Çünkü tight günlerinden sonra gittiğimde Akasya'daki pantiye gördüğüm en uygun fiyatlı tight panty de 300 liraydı. Ve ben puan gösterecek olduğum bu tight'ı 100 liraya aldığım için gerçekten çok mutluyum. Aslında kahverengi olarak geçen bir tight'tı bu tight. Ama böyle nasıl anlatayım size, yine kahve tonlu ama böyle morluk bulunan bir renk geldi. Ve benim çok sevdiğim bir renktir bu. Hatta aynen bu renk Oysho bir takımım var benim. Bu tight'ı sevdiğim yanlarından bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Standart beden X small'dan X large'a kadar her bedenin giyebileceğini söylüyor. Ben 1.68 boyundayım ve bana boyu gerçekten tam oldu. Ben açıkçası toparladığını düşünüyorum ama yorumlarda hiç toparlamadığını söyleyenler de var. Benim en sevdiğim yanını sorarsanız bu tight'ın kesinlikle dokusu ve kumaşı derim. Çünkü normalde ben taytlardan felaket rahatsız olurum. Hele ki böyle hafif parlaklığı olan taytlar genellikle bana böyle çok naylon naylon gelir. Terlerim, rahatsız olurum, yapışır, kaşınırım falan. Aşırı huyluyumdur çocukluğumdan beri. Ama bu taytta o olmadı. O yüzden çok seviyorum. Hani çok terlediğim günlerde bile lanet olsun niye giydim bunu demiyorum. Bir diğer sevdiğim yanı da gerçekten çok şık bir tayt. Kumaşını zaten görüyorsunuz. Ve bu kadar şık bir tayt olduğu için ben bununla gerçekten spor şık kombinler yapabiliyorum. Mesela nasıl kombin edeyim göstereceğim. Bir yandan ikinci ürünümü göstereceğim. Jandiol Milla'nın sporcu sudyenini aldım. Arkası şu şekilde. Çapraz bir sporcu sudyeni bu. Sporcu sudyenini de çok beğendim. Tek problem olarak şunu söyleyebilirim. Şu mesafesi, göğüs koltuk altı mesafesi çok yukarıda, yani koltuk altınıza yapışıyor. Bu bedenle alakalı bir problem değil ama kesinlikle. Bu kalıpla alakalı bir sıkıntı. Dar olması falan gibi bir sorunum kesinlikle yok bu sporcu sudyeniyle. Ama şuralardan açıkçası o kadar yukarıda olması beni rahatsız ediyor. Ama bir yandan tabii göğüs açıklığı vesaire olarak düşündüğümüzde tam ona göre ayarlasalardı bu sefer göğüsler çok fazla açık olurdu ve hani sporcu sudyeni olduğunu düşünürsek eğer giyilemezdi. Bu açıdan düşününce mantıklı tabii ki. Dokulu bir kumaşa sahip simsiyah bir rengi var. Henüz yıkamadım. Yıkayıncası olacak mı gerçekten bilmiyorum. Ama benim açıkçası sporcu sudyeni ihtiyacımı gördü, karşıladı. Fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 70 lira gibi bir rakamdı. Ama böyle burada yanlış hatırladıklarımı mutlaka size zaten not olarak şöyle kıyıya köşeye bir yerlere yazacağım. Yine benim beğendiğim bir ürün oldu. Ama dediğim gibi şu mesafe sıkıntı. Hani o sizi darlayacaksa sakın almayın derim. Gelelim bir sonraki ürünüme. Bu ceketi ben açıkçası satın almadım. Bu ceketi annem dikti. Biliyorsunuz ki bu sene ciddi bir ceket modası var. Her şey ceketlerle kombinleniyor. Bu tarz böyle deri ceketler de ayrı bir moda. Kahve tonları giyeyim de gerçekten taktığım bir dönemdeyiz. O yüzden ben kahverengi aldım. Bu arada bu kumaşı biz yani daha kıştı aldığımızda. Ama annem anca sıra geldi de dikti açıkçası. Ama iyi bir döneme denk geldi. Çünkü şu bahar havalarında hani ne olur ne olmaz üstüme aldığım bir şey oldu. Bu çok yerde kaplamıyor. Şöyle gördüğünüz gibi klasik aslında deri ceketlerde alışık olduğunuz o yaka, işte cep detayları var. Düğmesini de aldık ama henüz takmadık. Ama ben daha düğmesi takılmadan bu ceketi giydim. Nasıl giydim? Bu üç ürün beraber mükemmel oluyor. Şuralarda bir yerde görüyor olacaksınız nasıl kombinlediğimi. Tight, bu sporcu sudyeni ve üzerine bu deri ceket gerçekten güneşli havalarda mükemmel oluyor. Bir de sırt çantası alıyorum. Sırt çantasına da ne olur ne olmaz bir sweatshirt atıyorum. Üşürsem onu da giyiyorum içime, işte krem rengi bir sweatshirt giyiyorum. Bu şekilde hani sweatshirt, bu tight ve ceket birbirini tamamlıyor. İkisi de aynaya baktığınızda gerçekten parlaklık olarak denk. O yüzden birbirlerini çok güzel tamamlıyorlar. Çok severek kullanıyorum. Bir yandan bu ürünlerin hepsini mümkün olduğunca size görsellerle göstermeye çalışacağım. Bir diğer kıyafet alışverişim yine Trendyol Milya'dan. Şu an üzerimde gördüğünüz bu eşofman takımı. Yine şuralarda bir yerlerde fotoğrafı olacak. Ben aslında krem rengi olanını istiyordum. Bej rengi olanını istiyordum. Ama o ne yazık ki tükenmiş. Yani sadece X large'ı var. Ve kalıbı gerçekten büyük bir ürün. Çünkü ben normalde medium large giyerim. Ama şu an üzerimde gördüğünüz small.
Zaten eşofman takımının üzerindeki duruşunu görüyorsunuz. Şu göbek kısmındaki o delik o kadar tatlı bir detay ki. Yani şey oluyor böyle, bu takımı şıklaştırıyor. Aynı zamanda ciddi derecede dökümlü ve çok rahat bir kumaş var. Bu şekilde lazer kesim yapmışlar. Böyle hafif hafif tiftiklenmeye başladı o lazer kesim olan kısımlar ama kötü durmuyor. Beni rahatsız etmiyor. Zaten Trendyol Milya'dan aldığınız şeyler genellikle böyle birkaç senelik olmuyor da şöyle bir sezon giyiyorsunuz sonra eskiyor. Zaten evde sürekli giydiğim bir şeyin de açıkçası birkaç sene olmasını istemem. Çünkü bu sefer insan evde kendini kötü hissetmeye başlıyor. Ama böyle şu süreçte özellikle bahar ayların için evde giyilecek bence muntazam bir şey. Hatta şöyle söyleyeyim. Hani yürüyüşe vesaireye çıkarken de yine bu takımı giyiyorum. Üzerimde nasıl durduğunu zaten gördünüz. Tek kötü yanı şunu söyleyebilirim. O kadar yumuş, dökümlü bir kumaşı var ki ne yazık ki diz yapıyor. Ama kötü gözüküyor mu? Hayır. Bir de aynı zamanda kesimi böyle çok güzel bir kesim ve incecik gösteriyor. Hani belinde mesela lastik falan olmamasına rağmen, beli riskli bir bel olmasına rağmen yüksek bel iç çamaşırı giymeniz gerekiyor toparlayan ki. Hani ya da gerçekten dümdüz olmanız gerekiyor ki yanlarınız çıkmasın. Ama ben mesela yüksek bel bir iç çamaşırı giyip o şekilde yanlarımın görüntüsünü de yok ediyorum ve bence çok güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum üzerimde duruşunu. Ve geldiği günden beri yıkayıp yıkayıp tekrar tekrar giyiyorum. Keşke beji de gelse ve onu da alsam. Çünkü o da çok güzel. Çok beğendim. Gelelim bir diğer ürünüme. Bu taşlı tuşlu telefon askılarını bence her yerde şu an her influencer'da görüyorsunuz. Ben bunun hem bu şekilde kısasını aldım hem de şu an telefonuma takılı ve çekimi telefonumdan yapıyorum. O yüzden gösteremeyeceğim. Uzununu aldım. Kesinlikle uzundan bahsediyorum boynuma taktım. Saçlarımı çekiyor. Ama mesela Görkem Karman çekmediğini söylemiş. O belki düz saçlı, o yüzden çekmiyordur. Hani benim saçımı yeri geliyor kolyeler bile çekiyor. O yüzden hani düz saçlar için kesinlikle saçınızı çekiyor falan diyemem. Ama kıvırcık saçlıysanız kesinlikle saçınızı çekiyor diyebilirim. Hatta bana şey diyenler oluyor. Yani senin saçın bu kadar çok dökülüyor mu yoksa taktığın şey mi oluyor? Taktığım şey oluyor. Ama gerçekten her kıyafetimle çok güzel uyuyor. Işıl ışıl. Herkes soruyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Çok beğeniliyor. Her şeyi tamamlayan güzel bir ürün. Ben zaten telefonda böyle çok aman renkler şunlar bunlar olsun değilim. Yani şeffaf bir kılıf olsun. Düz böyle işte düz derken her şeyle olacak. İşte bana renk konusunda sıkıntı yaratmayacak bir askısı olsun. Okey, bitti. Bu arada bunu 25 lira gibi bir rakama aldım. Küçük olanını. Büyük olanını ben 75 liraya aldım direkt o telefon askısı olanını. Ama o 55 liraya kadar düştü şu anda. Bu arada ben ilk baktığımda 120 lira gibi falan bir rakamdaydı. Ben 75 lirayken aldım ama tabii 50 liraya düştüğünü gördüğümde de bir içim acımadı değil. Çünkü 75 liraya ikisini de alırmışım diyorum ve bir diğer ürünüme geçiyorum. Son zamanlarda cildime herkes soruyor. Hani herkes ekstra bir düzelme olduğunun farkında. Tabii ki benim danışarak yaptığım bakımlar var. Bu arada hiçbir şeyi kendi kafamdan şöyle yapmamız gerekiyor, böyle yapmamız gerekiyor olarak yapmadım. Yaptığım her şeyi cildimi düzeltirken danışarak yaptım. Bu işi bilen insanlardan öğrenerek yaptım. Onun haricinde bir de Görkiton markasının Miracle Bolu'nu aldım. Ben pembe olanı tercih ettim açıkçası. Yani ben eşittir pembe, pembe, lila, her gerçi tonları genel olarak seviyorum ama pembeye ayrı bir düşkünlüğüm var. Böyle güzel, şöyle tatlış mavi bir kutuda geliyor. İçerinde Görkiton ürünlerini gösteren bir katalog var. Böyle gül kuruları var. Henüz bunları kullanmadım. Ve aynı zamanda işte Miracle Ball'u anlatan, pil yapısını anlatan, içeriğini anlatan, nasıl kullanıldığını anlatan, işte tavsiyeler veren, şu şekilde kullanın, bu şekilde kullanın, içinde şunu yapın, bunu yapın diyen bir kitapçığı var. Miracle Ball ben aldığımda yanlış hatırlamıyorsam 60 lira gibi bir rakamdı. Doğru rakamları dediğim gibi böyle sağa sola kıyıya köşeye mutlaka yazıyor olacağım ürünlerin isimleriyle beraber. Özel bir plastikten üretilmiş, sıradan bir plastik değil kesinlikle. Böyle kalp şeklinde bir boşluğu var. İçeriğine ne koymak istiyorsanız onu koyduktan sonra en son kapatıyorsunuz ve işte sıvı olarak ne ilave edeceksiniz? Gül suyu ilave edecekseniz gül suyu. Su ilave edecekseniz su, soda ilave edecekseniz soda. Buradan döküyorsunuz. Böyle bir iki parmak boşluk bırakacak şekilde döküyorsunuz bu arada. Yoksa taşıyor hazırladığınız karışım. Ondan sonra buzluğa atıyorsunuz. Donuyor. Çıkarıyorsunuz donduktan sonra 5 dakika falan dışarıda bekletiyorsunuz. Sonra zaten rahatlıkla açılıyor ve buzu yüzünüze sürüyorsunuz. Peki neden hani abi gidip de buz tepsisine ben buzu koymayayım da bunu alayım diye soruyorsanız tabii ki de buz tepsisine koyup da yapabilirsiniz. Hani gidin illa bunu almanız lazım falan demem kesinlikle. Birincisi gerçekten bunu hazırlarken ben kendimi çok iyi hissediyorum. Kendinizi şımartmak adına bence alabileceğiniz bir şey. Bir diğer nedeni
tepsiye koyduğunuz buz, yani o buz kaplarına diyeyim. Ne olursa olsun biliyorsunuz böyle bir bıçak çıkıntıları oluyor, bir şeyler oluyor. Pürüzsüz bir yüzeyi olmuyor. Zaten yüzünüze o esnada bir soğuk uyguluyorsunuz. Bu zaten ne olursa olsun, ne kadar bakım yapıyor olursa olsun aslında bir yandan böyle cildi şaşırtan da bir durum. Ve üstündeki o küçük küçük keskinlikler, çapaklar yüzünüzü çizmeye neden olur. Yüzünüzde yaratacağınız her çizgi, işte partiküllü peelingler de bu yüzden genellikle tercih etmeyin denilir. Kırışıklıklara yol açar. İnce kırışıklıklara yol açar. O yüzden ben bunu almayı tercih ettim. Dediğim gibi bir yandan en büyük amacım aslında kendimi şımartmak. İşte aloe vera'lı, sodalı güzel güzel şeyler hazırlıyorum. Ve bence cildimdeki en büyük farklılığı sağlayan şey bu. Gelelim kozmetik alışverişime. Watsons'tan da aldığım şeyler var. Hatta çoğunlukla yine Watsons'tan aldım ve bir iki parça da gratis'ten aldım. Öncelikle Watsons'tan aldıklarımla başlıyorum. İlk olarak Revolution'un bu kaş kitini aldım. Gerçekten ambalaj olarak kalbimi sonuna kadar çeldi bu kaş kiti. Benim aldığım dark brown rengi bu arada. Böyle minik bir kaş kiti bu. İçerisinde cımbızı, işte kaşınızı doldurabileceğiniz ve aydınlatabileceğiniz fırçası ve aynı zamanda bir kaş tarağı mevcut. Aydınlatabiliyorsunuz, far ile kaşınızı doldurabiliyorsunuz. Renkli bir kaş jeli var, kaşınızı sabitleyebiliyorsunuz. Şimdi ben ilk kullanımda yanlış uyguladım açıkçası. Hem kaş farı ile kaşımı doldurdum. Bir üstüne renkli kaş sabitleyicisiyle sabitlemeye kalkıştım. Bu sefer kaşlarım gerçekten çok kalınlaştı, yani kötü gözüktü. Böyle kalın, koyu renk kaşlara dönüştü ve hoşuma giden bir görüntü değil. Tek kötü yan olarak bunu görüyorum. Hani tek başına kaşınızı renkli bir ürüne sabitleyerek doldurabilirsiniz. Avantaj. Ya da işte sabitlemeden sadece farla doğal bir şekilde doldurabilirsiniz. Sabitlememek benim gibi kılları yumuşak olan bir kaşta gerçekten bir problem çünkü sürekli karışıyor. Bu sefer doldurmuş olmanızın hiçbir anlamı kalmıyor. Dediğim gibi tek eleştirdiğim şey kaş sabitleyicisinin şeffaf olmaması. Ama onun haricinde çok güzel bir ürün. Gelelim bir diğer ürünüme. Relove by Revolution markasının bu far paleti. Birçok rengi var. Ben daha böyle turuncuların, goldların yoğun olduğu paleti aldım. Gerçekten çok başarılı bir palet. Yani şu iki rengi kullanarak yaptığım bir makyaj kanalı da var ve aynı zamanda ışıltılıyı kullanarak shorts olarak attım. Instagram'da da reels olarak attım. Pigmentlerin bu kadar başarılı olacağını hiç düşünmüyordum. Tozutma kesinlikle minimalde yapıyor. Dökülme yapmıyor uygularken. Işıltılı renkleri de çok başarılı. Klasik bir Revolution ışıltısı. Yani hem ışıltılı renk hem aynı zamanda kremsi bir yapıya sahip ve bence çok güzel yapıları var. Şampanya rengi olanı az önce uyguladım, gösterdim. Bu gold olanı gördüğünüz gibi pigment çok başarılı. Ve bakır rengi olan ışıltılı rengi göstereyim. Çünkü diğer renkleri zaten shorts olarak kanalda bulabilirsiniz. Ayrıca makyajlarda yapacağız. Ben çok memnunum bu paletten. Ben buradayım diyor gördüğünüz gibi 3 renkte. Direkt tam yine minik bir palet olduğu için çantanı atıp tatile git, her yere git. Her türlü makyajda çıkar. Çünkü renkler genellikle böyle joker renkler. Kahve tonları değil ama artık bence bu tarz goldlar, turuncular da hepimiz için joker renkler haline geldi. Özellikle bu kadar renkli makyajların moda olduğu bir dönemde. Gelelim bir sonraki ürünüme. Bu ürün bu alışveriş içerisinde sevmediğim, en sevmediğim ürün olabilir. Pastel'in Show Your Magic dudağınızın pH'ına göre renklenen gloss'u. Ben hiç sevmedim çünkü dudağımın pH'ına göre berbat bir renk oluyor. Yani şöyle bir pembe oluyor ve açıkçası ben dudaklarımda o rengi sevmiyorum. Şu pembe gerçi yine iyi. Hani gözümdeki pembeye hakaret etmiş oluyorum. Gerçekten çok kötü bir pembe oluyor ve hiç yakışmıyor, hiç hoşuma gitmiyor. Ben açıkçası makyajsızken denedim ama makyajlıyken de pek seveceğimi zannetmiyorum. Çünkü hani böyle çocukken sürdüğümüz glosslar vardır ya da işte bu tam olarak öyle bir gloss. Hiç hoşuma gitmedi, o yüzden boşuna para verdim. Yani çok ucuz bir şey ama yine de boşa verdiğim bir para olarak görüyorum. Gelelim bir diğer ürünüme. Henüz bu ürünü denemedim, o yüzden yorum yapamayacağım. Çünkü dudakta kalıcı bir tint bu ürün. Deborah Milano markasının Aqua Tinti. Tintler biliyorsunuz kalıcı özelliğe sahip ürünler. Meyve özlerinden yapılıyorlar ve sabah uyguladığınız dudaklarınız akşama kadar renkli, sağlıklı bir şekilde duruyor. Güzel, doğru rengi. Kendi ten renginize yakışan rengi eğer o tintte yakaladıysanız. Yakalamadıysanız kabus gibi gerçekten çünkü dudağınızdan çıkmıyor. Üstüne uyguladığınızın rengi değişiyor dudağınızda kaldığı için. Vesaire bir problem oluyor. Bu tint daha böyle şeftali tonlu olan bir tint. Deborah'ın yeni çıkardığı bir ürün olarak gözüküyordu. O yüzden aldım. Mesela şu an size göstermek için elime uyguladım. İlk geldiği günde bakmak için rengini elime uygulamıştım. Ve çıkmadı elimden uzun süre. Bayağı kalıcılığı yüksek bir ürün. Tint seviyorsanız henüz dudağımda denemedim rengi nasıl duracak bilmiyorum ama
Deborah'nın diğer tintlerine, renklerine de bakabilirsiniz. Yorumlarımda ilerleyen videolarda zaten bu ürünü deneyip mutlaka yapacağım. Gelelim bir diğer ürünüme. Pastel'in Daylight Krem Highlighter'ı. Gidin ve bu highlighter'ı alın. MAC'in krem highlighter'ını muadil tutuluyor. Zaten şu an yüzümde de highlighter olarak bu ürün var. Gerçekten cildinizle bütünleşiyor. Islak ıslak duruyor. Kalıp gibi durmuyor. Güzel cildinize oturuyor. Ağır hissettirmiyor. Yansımaları güzel. Simsim değil. Çok güzel, başarılı bir highlighter. Tam bir yaz highlighter'ı bence. Çünkü makyajsız cilde de uygulayabilirsiniz. Yine minik boy bir ürün olduğu için çantaya atacak. Çok güzel. Tam bir makyaj çantası ürünü yine. Aynı şekilde ben çok severek kullanıyorum. Rengi de tam böyle arada gold desen değil, gümüş desen değil, pembelik zaten yok da böyle arada bence her ten rengine uyacak bir highlighter. Bazen öyle highlighterlar oluyor ki benim gibi esmerlerde bembeyaz duruyor. Bu öyle bir highlighter değil. Ben çok sevdim. Uygun fiyatlı bir highlighter arayışındaysanız tavsiye ederim. Bu ürün gerçekten favorilerimden biri oldu bu alışverişte. Deborah Milano markasının 24 Hour Brow Kaş Markerı. Brow Marker diyeyim. Şu şekilde fırçası 3 parçaya ayrılıyor ve kıllar atabiliyorsunuz kaşlarınıza. Bu şekilde kaşlarınız ince ise özellikle kaşlarınızı çok doğal bir şekilde kıl görünümüyle doldurabiliyorsunuz. Ben bu ürünü çok sevdim. Bendekinin rengi 3 numaralı olan rengi. Şu anda da kaşlarımda bu ürün var zaten ve Instagram'da da ayrıca storylerde incelemeleri storylerime bakarsanız görürsünüz, gösterdim, anlattım. Yani o kadar rahat bir şekilde kaşlarınızı dolduruyorsunuz ki ve mesela şey gibi bir riski de yok. Bir anda hani eyvah ne oldu, kaşlarım çok kalınlaştı, mahvoldu, ne yapacağım şimdi demiyorsunuz. Çok kontrollü ilerleyebileceğiniz, kaşlarınızı çok doğal, güzel hem doldurabileceğiniz, aynı zamanda kalınlaştırabileceğiniz, seyreklikleri doldurabileceğiniz, işte hata varsa kaşınızda, bir yere yanlışlıkla fazladan girmişseniz, doğru rengi yakaladığınız takdirde bunların hepsini ortadan kaldıracağınız çok güzel bir ürün. Çok beğendim. Yine uygun fiyatlı bir ürün. Gelelim bir diğer ürünüme. Yine Relo by Revolution'un markasının Baby Tint'i. Hem dudaklara uygulanıyor hem yanaklara uygulanıyor. Şu an dudağımda da yanaklarımda da bu ürün var. Bendekinin rengini bilmiyorum. Buralarda bir yere yine yazmış olacağım. Çok güzel bir ürün gerçekten. Böyle uyguluyorsunuz. Hem kendini belli ediyor. Hem böyle bir anda çok pigmentli bir ürün değil. Yani nasıl diyeyim, bin pişman olmuyorsunuz. Makyajı batırmıyor, nasıl toparlayacağım demiyorsunuz. Rahatlıkla böyle istediğiniz şekilde miktarını arttırabiliyorsunuz. Kolay dağılan, alttaki ürünü kaldırmayan bir ürün. Dudaklarımda ben bugün ilk defa denedim ve gördüğünüz gibi dudaklarda da çok güzel, çok sağlıklı duruyor. Ben böyle daha belirgin ruj gibi uyguladım ama çok hafif uygulayıp böyle dağıtıp daha doğal dudaklarda elde edebiliyorsunuz. Son zamanlarda kullandığım, denediğim, hatta şöyle söyleyeyim, bence bugüne kadar kullandığım en güzel tint olabilir bu ürün. Çok başarılı. Özellikle allık niteliği olarak çok sevdim. Allıkta da benim çok sevdiğim bir renge sahip. Şöyle ne olur ne olmaz elimin üzerinde de göstereyim. Dudağımda zaten ruj olarak rengini görüyorsunuz. Bir de şöyle dağıttığımdaki allık rengini görün. Yani zaten görüyorsunuz da daha ellerim beyaz ya. Burada da görün istedim. Yine Relo by Revolution markasının bu sefer Baby Gloss'u. Bu ürünlerin en sevdiğim yanı bu arada minik olması. Yani bu alışverişin bence genel özeti minik ürünler olmuş. Ama çok kurtarıcı ürünler. Yani bugüne kadar yaptığım alışverişler içerisinde gerçekten içerisinde bu kadar çok sevdiğim, memnun kaldığım ürünler çıkan bir alışveriş hiç olmamıştı. Bu alışverişler çok başarılı oldu. Nisan ayı içerisinde genel olarak öyle. Şu üstümdeki eşofman takımı, işte o ceket bayağı iyi çıktı, iyi bir model bulmuşum. Sporcu sütyeni, tight. Hani bu ay gerçekten şanslı çıktım. Miracle Ball keza öyle. Bu gloss da yine sevdiğim bir gloss. Bir tık açıkçası yapışlık hissi var. Hani Maybelline Lifter Lip Gloss'u falan daha az yapışlık hissi veriyor. Bunda biraz o yapış yapışlık geliyor ama rahatsız ediyor mu? Benim kadar huylu bir insanı bile açıkçası rahatsız etmiyor. Öyle dayanılamayacak ya da işte aşırı bir yapışlık değil. Çok hafif bir yapışlık. Rahatsız etmiyor. Kalıcılığı çok başarılı gerçekten. Hani yiyin için dudağınızda yine oluyor. Çok şeffaf bir gloss değil bu arada. Bayağı böyle renkli renkli belirgin bir gloss. Benim pembe tonlarında bu soğuk pembeyi çok severim. Sevdiğim bir tondur bu. Uygulamayı da çok seviyorum. İçerisinde ışıltılar yok. Güzel parlaklık veren, ıslak ıslak duran başarılı bir gloss olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda az önce gördünüz zaten ama tekrar göstereyim. Aplikatör de adı gibi baby, minik bir aplikatör. O yüzden çok rahat uyguluyorsunuz. Yine çantaya at çık bir ürün. Aslında yaz aylarında böyle çantaya at çık ürünler çok iyi. Çünkü işte tatiller, seyahatler olabildiği için
İyi, mantıklı. Zaten hepsi yeni çıkmış ürünler bu arada. Watson's alışverişindeki son ürünüme geliyorum. Deborah Milano markasının Absolute Lasting Liquid Ruju bir tarafı gördüğünüz gibi mat bir ruj. Benim aldığım 17 numaralı olanı, bir ismi varsa onu da mutlaka yazarım. Gördüğünüz gibi yine soğuk bir pembe, morluk da olan bir pembe. Açıkçası rujlarda hep aynı tonlara gittiğim için böyle daha farklı bir pembe almaya çalıştım bu sefer mümkün olduğunca. Diğer tarafında da şeffaf bir gloss var. Henüz bu ürünü hiç denemedim, o yüzden ekstra bir yorum yapamayacağım ama denemek için çok heyecanlı olduğum ürünlerden biri. O yüzden buradaki her ürün hakkında size şu an yorum yapamıyorum. Bir diğer ürüne girelim. Ya 12,5 lira mı 15 lira mı ne verdim bu ürüne indirimde? Golden Rose'un Roll-On Gloss'u. İşte strawberry 01 olanı. Keşke almasaydım. Gerçekten çok az bir meblağ verdim ama. Pastelin Show Your Magic Gloss'u gibi. Yani verdiğim o azıcık paraya dahi acıdığım bir gloss. Nedenini sorarsanız eğer, yapış yapış. Yani bunu kimse süremez. Küçücük çocuğa sür. Küçücük çocuk dahi onun güzel oluşuna hiç bakmaz. Sil der. Hiç beğenmedim. Kokusu çok güzel ama yani keşke koku olarak kalsaymış. Çok başarısız bir ürün. Gelelim son ürünüme. Wet n Wild markasının Kohl Eyeliner'ı. Kajalı diyeyim daha doğrusu. Bendeki You Are Always White'tı galiba. Aynen, You Are Always White rengi. Beyaz bir kajal. Şöyle elimin üzerinde size göstereceğim. Çok güzel bir kajal mı derseniz hayır açıkçası. Çünkü göz kapağınızda eyeliner vesaire oluşturduğunuzda böyle pütürleniyor. Topak topak oluyor ve kötü gözükmesine neden oluyor. Böyle içinize sinen tertemiz bir eyeliner oluşturamıyorsunuz ya da işte baz olarak uyguladığınızda dahi pütür pütür kabuk kabuk oluyor. O yüzden benim hoşuma gitmiyor. Yumuşacık bir ürün. Bu şekilde evet sürerken canınızı yakmıyor ama pütürlenme problemi var. Aynı zamanda ürün gerçekten aslında upuzun bir kalem ama çok hızlı tükeniyor. Yani sürekli açmanız gerekiyor. Ben şu göz makyajımı yaparken bu kalemi kullandım alt tarafta baz olarak. Ve ya iki kere kalemi açmam gerekti, öyle söyleyeyim size. Hani bereketsiz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu da son ürünümdü. Umarım böyle sizi sıkmadan güzelce anlatabilmişimdir. Umarım siz de ürünleri görmek için, denemem için heyecanlanmışsınızdır. Ve elim yine rengarenk bir halde. Benim içerisinde çok sevdiğim ürünler vardı bu alışverişin. Ve sizin de zaten böyle baştan aşağı bir yeni ürünlerle makyaj olarak bu ürünlerin hepsini paylaşmayı, beraber denemeyi düşünüyorum. Çünkü sizin de bu yeni ürünlerle makyaj videolarını çok sevdiğinizi biliyorum. Bir fondöten kapatıcı maskara eklerim belki ekstradan yeni olarak. Hani ondan sonra tamamen yeni ürünlerle makyaj olacak bir video olmasını hayal ediyorum. Bunların hep beraber kullandığım bir videonun ilk defa çoğunu kullanmayacağım ama yine de bir yeni ürünlerle makyaj çekmek istiyorum bu ürünlerle. Dediğim gibi siz çok seviyorsunuz. Ben de izlemeyi çok seviyorum. Çekmeyi de çok seviyorum. Umarım videoyu izlerken sıkılmamışsınızdır, keyif almışsınızdır. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı, bildirim canını açmayı ve yorumlarda benimle konuşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın.